Herkese merhabalar. NBA'de 1 Şubat günü New York Knicks kendi sahasında Detroit Pistons'la karşılaşacak. Doğu Konferansı'nın iki kaybeden kulübünün karşı karşıya bir mücadelesini izleyeceğiz. New York Knicks sezonu aslında çok iddialı başladılar. Playoff'lara girecekten hatta playoff'larda yükseleceklerini düşünüyorlardı. Özellikle pot altında Tyson Chandler'ı almasıyla birlikte Carmelo Anthony'nin ilk defa tam bir sezon oynayacağını düşünerek New York Knicks taraftarı bu sezona daha büyük umutlarla girdiler. Hatta şampiyonluk planları bile yapılıyordu fakat bir türlü beklenen olmadı ve New York üst üste mağlubiyetler aldı. Şu anda 7-14 gibi bir yüzdeyle oynuyorlar. Detroit Pistons daha da kötü. Sadece 4 galibiyet alabildiler ve 17 kez yenildiler. Tabii iki takımın da özellikle guard pozisyonları felaket kötü durumda. Baron Davis bir türlü sakatlıktan dönmedi New York'ta. Belki dönse de çok fazla etkili olamayacak ama ne Iman Shumpert ne Tony Douglas ya da ne de Lander Fitz guard pozisyonunu çözemediler. Diğer taraftan Detroit Pistons'ın büyük bir yatırım yapıp uğruna Chauncey Billups'a harcadığı Rodney Stuckey de bir türlü Detroit Pistons'ın beklediği guard performansını gösteremiyor. Ondan beklenen çok daha büyük performanslardı fakat bir türlü istediği gibi bir randıman alamadılar. Ama diğer taraftan Greg Monroe'yu çıkartabildiler. Potu altında özellikle Monroe çok etkili. Hem reboundlarda hem de sayılarda etkili. İki tane pivotun ciddi maçını izleyeceğiz aslında. Ben bu maçta New York'un kazanacağını ve en azından Madison Square Garden'daki taraftarından biraz mutluluk yaşatacağını düşünüyorum. Çünkü Detroit Pistons gerçekten çok zayıf. Fakat bu maç özellikle çok farklı bitmeyecektir. Ben iki takımda 190 sayının üstüne çıkacağını düşünüyorum ama farkında 10 sayının altında olacaktır ve New York kazanacaktır.